Geçen dersimizde enemy spawner targetları yaptık ve enemy spawner'dan onları seçerek spawn ettik. Bu şekilde play dediğimizde geliyoruz ve düşmanlar spawn oluyor ve bundan sonra saldırarak düşmanları ezip geçiyoruz. Evet, bu şekilde düşmanlara saldırdık ve onların ölmesini sağladık. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunları biraz daha şöyle çekelim de enemy spawner, CTRL tuşuna basarak spawner targetları da şöyle çekelim. Şöyle alalım. Daha sonra enemy spawner'ı scale modda biraz büyütelim. Ve böylece play dediğimizde direkt karşımıza çıksın. Evet, öldüm. Şimdi bir tane daha düşman ekleyeceğiz. Yine aynı iskelet yapısına sahip. Blueprint'ten Enemy Charge ve buradan en son Guardian, Exodus Gruntlik vardı. Guardian Gruntlik var. Bir de Avalanche Gruntlik var. Onu da ekleyeceğiz son olarak. Şöyle Copy Here diyerek Enemy Char Parent'ı değil. Yanlışlıkla bunu kopyalamayın. Guardian'ı alıp şöyle Copier diyerek kopyalıyorum ve BP2'yi silelim. Başına Avalanche Gruntlink. Avalanche Gruntlink diyoruz. Avalanche Gruntlink'i açtığımızda Open Full Blueprint Editor. Burada görüyorsunuz. Parent Begin Play var. Şimdi machine değiştiriyoruz. Machine'i Gruntlink Guardian diyor. Buradan Avalanche'ı seçiyoruz. Avalanche. Gruntlink Avalanche. Gruntlink arkasında bir tane bomba taşıyor. Önemli değil. Şimdi tabii bunun iskelet yapısı farklı olduğu için şöyle büyüte simgesiyle bakarsak bunun iskeleti bu. Animation Blueprint öbür Exodus'un iskeletine bağlı olduğu için Animation Blueprint çalışmadı. Bunun iskeletini Exodus Grunting'in iskeleti olarak atama yapmamız gerekiyor. Sağ tuşladığımızda Skeleton'dan Assign Skeleton diyoruz. Ve buradan Exodus SK Exodus Grunting diye bakıyoruz bakalım kemik yapısı aynı mıymış. Evet, burada bu karakterde bir de bomb diye bir tane daha kemik varmış. Bizim iskelette bu yokmuş. Bunun uyarısını verdi burada. Yani böyle durumlarda kemik ekleme yapılabilir. Accept dediğimizde bu kemiği iskelet hiyerarşisine ekleyeyim mi diye soruyor. Yani aynı hiyerarşide olduğu için sadece bir kemik zaten. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O yüzden okey diyoruz. Ve o kemiği de eklemiş olduğu iskelet yapısı ona kazandırmış olduk. Şimdi Mesh'ten Grunt Link için yaptığımız Animation Blueprint'i seçtiğimizde bu da gördüğünüz gibi aynı animasyona giriyor. Böylece kolaylıkla bir class daha yapmış olduk. Avalanche Grunt Link'in health'ini tabii ki aynı bırakmayalım. Health 1000 olsun. Bu en güçlüsü. Bu en güçlü Gruntlink oluyor. Dinamitleri falan da var. Şimdi Öğretmenim biz hemen enemies efendim. ölürüz öğretmenim biz bu karakterin karşısında. Ses duyulmadı. Ölür Öğretmenim mü? bu karakterin karşısında hemen ölürüz biz. Tamam, yani olmazsa karakterin canını arttırırız artık. Öyle bir şeyler yapacağız. Şimdi enemy spawner target'tı. Şöyle tutup alt tuşuna bas tutarak bir tane daha çoğaltayım. Şöyle koyalım. Buna da Avalanche Gruntlink'i seçiyorum. Tabi sadece seçmek yetmiyor. Buradan da Enemy Spawner'dan da Enemy Spawner Target'tan buradan Enemy Spawner Target BP3'ü seçmemiz gerekiyor. Böylece bunu da spawn etmiş oluyoruz artık. 3 tane farklı Gruntlink. Evet. Bayağı güçlü oldular. Hocam hatta şu
Avalanche'nin sırtındaki bombayı da patlatsa, yani böyle yanına yaklaştığında patlasa bomba. Yani onlar yapılabilir. Bunu ama şeyde yapmayız. Enemy Charperant'ta yapmayız onu. Ya hocam, hani Bunu 24 saatlik eğitimde bir tane gerisayım yapan bomba karakteri vardı ya, onun gibi bomba yapsak o sırtındakinde. şimdi burada Death var ya, Death. Evet. Event Death. Yani öldüğü zaman bunun parent'ını çağıracağız. Add call to parent. Sağ tıklayarak parent'ını bir çağıracağız. Yani parent'taki komutların bir çalışması lazım. O komutlar çalıştıktan sonra bombanın patlamasına yarayacak komutları burada çağırabilirsin. Zaten karakter öldüğünde patlayarak ölüyor. Hani o yüzden bilmiyorum. Yani bir şeyler yapılacak işte. Yani burada bunu silersen kendin öldüğünde patlama şeyi yapabilirsin. Yani kendin bir programlama yapabilirsin. Eğer parent death silersen o zaman şu enemy child parent'ta death event var ya, şu bu eventteki bütün olayları silmiş olursun. Kendin burada bir olay tanımı, yani kendin bir daha burada olay tanımlaması yaparsın. Yani bu parent dediği bu işte. Yani parent dediği önce şunu çalıştır diyorsun. Daha sonra devam et diyorsun. Böylece yani child class'larda da farklı özellikler ekleyebiliyorsun bu şekilde child class'lara. Olabilir yani. O tarz bir özellik eklenebilir. Karaktere Öğretmenim, zarar vermez. bende Avalanche Gruntling spawn olmadı. Spawn olmadıysa enemy spawner target'ta enemy spawner'da seçmemişsindir enemy spawner target'ı. Artıya basarak üçüncü target'ı da eklemen gerekiyor. Bir. İkincisi, burada class olarak avalansı seçmen gerekiyor. Ancak o şekilde spawn olacaktır. Evet. Bunu da yaptığımıza göre artık şöyle bir düzenleme yapacağız. Enemy Char Parent'a tıkladığımızda arkadaşlar bu ne yapıyordu? Şöyle aşağı bir inelim. Spawn and Equip Weapon'da Dual Blade Axe 7 diye bir silah şey yapıyordu. Silah spawn edip onu takıyordu, donanıyordu. Bu silahı bütün child class'larda farklı silahlar olması için bunu bir değişken haline getireceğiz. Ve o şekilde yapacağız. Şunu şöyle bir pin alıp bunu promote to variable dediğimizde bu bir değişken olur ve değişken ismini de default right, yani sağ eline taktığı, belki ileride sol eline taktığı bir silah da yapabiliriz. Default right weapon name. Default right weapon name. Böyle yaptık. Böyle sağ eline taktı. Silahın ismini burada girmiş olduk ve varsayılan değer olarak değişkenden promote, yani yazıdan promote ettiğimiz için Dual Blade Axe diye varsayılan değerini yazdı. Şimdi child class'lara geldiğimizde, bu parent'tı. Child class'a geldiğimizde burada bakalım bu değişken burada var mı? Default right hand, default right weapon name. Bakın burada none diyor. Yani biz şimdi play'e bastığımızda gittiğimize bakın silah ismi data table'da bulunamadı. Çünkü data table boş. Şimdi bunlar şey olmadığı için, ellerinde silah olmadığından dolayı gördüğünüz gibi silah varmış gibi saldırıyor ama ellerinde silah yok çünkü silah spamlı olmadı. Bu durumda default right weapon name silah girmemiz lazım. Bakın şu yanında reset default var. Buna tıkladığımızda dual blade axe yapıyor. Yani biz burada varsayılan değeri dual blade axe, bunun parent'ında bunu yapmak için sağ taraftaki o oka basmamız gerekiyor.
Aynı şekilde bunda da hani default right weapon, buna da tıkladığımızda yine dual blade axe 7 oluyor. Başka avalanche'ta da yine avalanche'ta da default nerededir o? Şurada default right weapon tıkladığımızda o da dual blade axe 7 oluyor. Böylece gördüğünüz gibi evet. Beni öldürdüler bu arada. Üçü birden gelince. Hepsinin silahı aynı. Üçünde silah aynı. Farklı silahlar yapabiliriz. Content'dan Weapons'a gelip Maps'ten bir silah beğenelim. Sonra farklı silah klaslar yapıp bunlara farklı silahlar takalım. Mesela birinin silahı şu olabilir. Ama bunlar biraz büyükse eğer, büyük kalırsa şunu zaten kullanıyoruz. Belki şu olabilir, şu olabilir. Mesela şu büyüğünkü, şu güzel gibi. Doğal Blade Axe 5'miş bunun adı. Tamam, büyüye bunu kullanalım. Büyüğün silahı olsun. Başka ne var? Şu da ortancanınki olsun. Bunun adı neymiş? Axe 1. 236. Tamam. Bu iki klası şimdi yapıyorum. Content'tan Blueprints'ten Weapons'a gelip Dual Blade Axe'a şöyle kopyala deyip copy. Buradan F2 yapıp şöyle silelim. Dual Blade neydi bunun adı? Şöyle bir kopyala yapıştır Hocam yapalım. Dual Blade Axe 1. Evet, Dual Blade Axe 1 aradaki tireleri silebilirim. Dual Blade SK'yı da silelim. Dual Blade Axe 1. Şimdi buna girdik. Bunun silahı 15 zarar veriyormuş. 25 zarar versin. Bu daha güçlü. Başka yapacağım zarar tabii ki meşini falan değiştireceğiz. Skeleton meşe gelip buradan Axe 1 diye yazdığımızda evet şu SK Dual Blade Axe 1 seçtim. Tamam. Yaklaşık olarak kesme yeri aynı. Box collision aynı. Tamam. Bu bitti. Tabi bunların hepsini bir de data table'a ekleyeceğiz. Bir kopya daha alıyorum. Copy. Bu da dual blade neydi? Şurada seçtiğimiz şu kuru kafalı Axe 5. Şu an hemen Axe'ı 1 değil 5 yapalım. Dual blade Axe 5. İçine girelim ve damage'i bunun da 50 olsun. Bu baltanın damage'i. Şimdi Skeletal Mesh'e geldiğimizde buradan da bunu Axe 5 olarak seçelim. Kesme yeri bu kadar kalın olmasına gerek yok. Biraz daha ince bununki. Z'sinden küçültebiliriz. Evet şöyle. Yer yeterli bunun için. Evet, bunda zararı 50. Şimdi bunları yaptığımıza göre data table'a ekleyelim bunu silahları. Data tables, DT weapons, Dual Blade Axe 7 eklemişiz en son. At diyerek şuradan seçelim. Dual Blade Axe 1'i ekleyelim. Ve at olarak da Dual Blade Axe 1. Dual Blade Axe 1. Şimdi bir tane daha. Bu da Dual Blade Axe 5'ti herhalde. Bunu da ekleyelim. Dual Blade Axe 5. Evet. Bu silahları data table eklediğimize göre artık spawn ettiğimizde spawn olacaktır. Şimdi haritaya geri dönüyoruz. Mai, Elvin, Ruins. Silahları oluşturduğumuza göre bu klaslara farklı silahlar yani bu enemilere farklı silahlar verebiliriz. Karakters yok. Blue Prince, Enemy Charles, Avalanche Gruntlink'e ne verecektik? Bunun silahı
5 olacaktı. Default weapon, default right weapon, dual blade axe 5. Bunun varsayılan silahı bu. Tabii yani silah değiştirme de var. O yüzden varsayılan silah diyoruz. Yani karakterimiz de silah değişecek. Inventory'den silah seçecek falan. Şeye gelirsek, Guardian Grunting'e gelirsek, bunun da default silahı Dual Blade Axe 1 olacak. Böylece farklı silahları olacak hepsinin. Gördüğünüz gibi hepsinin silahı farklı. Birinin kuru kafalı silahı var, birinin baltası var, birinin de böyle farklı bir silahı var. Hepsinin silahları farklı. Hemen de öldürüyorlar. Tabi bu hemen ölme olayına da bir çözüm bulalım. Karakterin canını artıracağız. Main char'a girip Health'e bakalım. Health 100 diyor. Bunu 300 yapalım şimdilik. Max Health'i de tabii 300 yapmamız lazım. Max Health'i 300 yapmazsak sorun olur. Yüzdelerde falan sorun olur. 300'e 300 yaptık. Evet. Tabii bazı hatalar var. O hataları zamanla gidereceğiz de. Karakterlerin saldırılarında falan bazı hatalar var. Onları zamanla gideriz. Bunu da yaptık. Avalanche Grunting yaptık. Silahları ekledik. Şimdi bir HUD dizaynı yapacağız. Yani basit şekilde karakterin canını gösteren bir dizayn yapacağız. Karakterimizin canını gösterecek. Kaç canı var? Yüzdesine kadar. Onu gösterecek. Bunun için Blueprints'ten Widget Blueprint'e gireceğiz. Ve buraya yeni bir widget yapacağız. Sağ tuşlayarak User Interface Widget Blueprint diyeceğiz. Ve buraya VB Main diyeceğiz. Bu bizim karakterin ana widget'ı. Yani can olabilir. İşte altın olabilir. Bunun gibi şeyler gösterdiği ana bir widget. Save diyelim. Şimdi böyle widget ekledik. İçine girdiğimizde widget'ın buraya bir tane progress bar ekleyeceğiz. Sol üstte olabilir. Şöyle. Ve progress bar'ı şöyle büyüteceğiz. İnce bir çizgi olabilir. Percent'i de 1 yapacağız. Böylece içeriği 1 ile dolacak. Bir ile dolacak. Şimdi bu widget'ı tabii ki kontrol edeceğiz. Canın değişimine göre kontrol edeceğiz. Progress bar'ı da şöyle silelim ismini. Çünkü bu değişken olduğu için bu değişken ismine göre değişken ismine göre çağıracağız. Buna HP bar diyebiliriz. Basit bir progress bar ekledik. HP bar dedik. Bu kadar. Yani bu widget'ı tabii zamanla yeni yeni şeyler ekleyebiliriz. Ama şimdilik bize canını göstermesi lazım. Belki bunun içinde şey de yazabilir. Text diyelim. HP bar'a text ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Bunu yapabilmek için HP bar'ı bir overlay'in içine almamız lazım. Wrap with overlay diyeceğiz. Wrap with overlay. Overlay ne? Overlay yani bütün altına eklenen child'ların yani altına takılan child'ları üst üste getirebilen bir widget yerleşim düzeni diyebiliriz. Şimdi HP bar'a tıkladığımızda 0,0 diyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Yani horizontal align fill. Fil, ikisini de fil yapabiliriz. Tam böyle overlay'i kapsayacak şekilde olur. Overlay ise overlay'i büyüttükçe o da o büyüklüğe göre kendini ayarlayacak. Şimdi biz niye overlay ekledik? Tabii ki üzerine bir text koyabilmek için. Text'i alıp overlay'e taktığımda bakın burada text block diye yazıyor.
Şimdi bu text blok ise bize canını gösterecek. Yani kaç can var ve maksimum canı ne? Yani şöyle text diyor ya, burada can eşittir can iki nokta üst üste daha doğrusu. Mesela 300 slash 300 gibi canını gösterecek. Tabi buna biraz belki padding eklememiz gerekiyor. Padding'den şuradan hemen bir 5 padding eklersek tabi olmadı. Çünkü yazı boyutu biraz büyük. Veya overlay'e tıklayarak biraz büyütmemiz gerekiyor şöyle. Biraz boşluk ekleyelim ki çok dip dibi olmasın. 5 biraz az geldi gibi. Bunun padding'ini 10 yapalım. Şuradan overlay'e tıklayarak overlay'i de biraz genişletelim. Şöyle. Evet. Yani burada canı yazacak. Burada da percent olacak. Bu şekilde bir şey yaptık. Tabi bu can teksti aslında bir değişken olacak. Is variable. Buraya da HP text diyelim. HP text. Bunun ki HP bar. Bu progress bar. Bu da HP text. Bu da bir text yani. Evet. Burada yeni yeni bir sürü bilgi göstereceğiz aslında. Böyle basit bir şey yaptık ama bunları yaparken çok yeni bilgiler göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bu widget'ı create ederken tabii ki player controller kullanacağız. Çünkü widget'lar her zaman player controller'da create edilmesi lazım. Ha, tutup level blueprint'te bile create edebilirsiniz ama sonra çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Widget'lar player controller'da create edilmek üzere geliştirilmiştir. Şimdi player controller'a giriyorum. My player controller. Burada hemen bir function yapacağız. Function create main widget. Burada widget'ımızı create'leyeceğiz. Create widget. Şöyle. Class olarak da main. Tabii create eder etmez bunu hemen bir değişkene atamamız lazım. Promote to local değil. Promote to variable diyeceğiz. Ve bunu bir değişkene atacağız. Create ettiğimiz main widget'ını. VB alt tire main ref. Evet, bunu bir referans değişkene attık player controller'a. Sonra istediğimiz her yerden bu player controller'dan yani player controller'a her yerde ulaşabildiğimiz bir class. Ve bu sayede de bu widget'a da her yerde ulaşabilmiş olacağız. Şimdi bunu da eklediğimize göre şurada bir invalid check yapalım. Yani bu widget bir kere create edilecek. Eğer bu function birden fazla çalıştırılırsa yanlışlıkla veya bilerek bu widget'ın ikinci kez create edilmesinin önlenmesi lazım. Bunda tabii ki VB main ref valid mi? Yani her zaman bunu yapıyoruz farkındaysanız. Bu klasik bir şey zaten. Widget'ları create ederken getter function'larda falan hep bunu kullanıyoruz. Bu mantığı. Yani bu pointer VB main ref pointer'ı içerisi dolu mu? Dolu değilse demek ki daha önce bu widget create edilmemiş. O zaman create et. İlk defa create ediliyor demek ki. Create et. Eğer doluysa demek ki bu widget daha önce create edilmiş. Bir daha create etme. Aynen. Devam et. Evet, şöyle. Aynen devam et. Ve ekrana ekle diyelim bunu. Add to viewport. Yani iki durumda da valid olmuş oluyor ve add to viewport diyerek ekrana eklemiş oluyoruz. Şimdi bu widget'a create main widget function'ını event graph'a geleceğiz. Player controller'da ve burada begin play'i de çağıracağız. Şurada begin play event'ini bir getirelim. Sildiyseniz eğer hemen begin play'i aldık. Ve burada create main widget function'ını hemen player controller spawn edilir edilmez. Begin play çalışacak ve create main widget diyerek widget'ı create diyecek.
Ve create main widget da widget'ı createleyip ekrana ekleyecek. Şimdi play'e bastığımızda gördüğünüz gibi sol tarafta can diye bir şey yazıyor. Tabii ki canı göstermiyor şu an. Yani o olaylardan hiçbir haberi yok. Çünkü biz burada canla ilgili bir şey yapmadık. Yani canı burada hiç azaltmadık. Yani etkilenmiyor şu an widget. Şimdi burada 2-3 function daha belirleyeceğiz. Player Controller'da update health diye bir function, update HP var diye bir function yapacağız. O function'ın görevi HP barı update etmek. Yani ne zaman update edecek? Yani yeni bir değişiklik olduğunda ki bu da change health main char'daki change health function'ına bakar. Şuradaki change health'te yani can değişimi olduğunda biz de player controller'dan update health bar function'ını çalıştıracağız burada. Şurada hani enemy'de bunu çağırıyorduk ya. Bunu siliyoruz. Evet. Burada ve ne olacak? Update health bar çalışacak player controller'da ve böylece oradaki can barı change health function'ından etkilenerek kendini yenileyecek. Bunu tick'te yapanlar var. Yani tick'te uygun değil. Yani tick'te sürekli kontrol etmek, can değişip değişmediğini kontrol etmek uygun bir yaklaşım değil. Yani can değiştiği zaman bir function'a bağladık zaten biz canın değişme olayını. Bir function yani bu function'da can değişiyor main char'da. Haliyle biz bu function'da eğer widget'ın update edersek o zaman her şey gayet kolay olur ve sistem kaynaklarını boş boşuna tüketmemiş oluruz. Evet, burada bir function belirleyeceğiz. Update HP bar diyeceğiz. Bu function HP barı update edecek. Update HP bar. Şimdi bu function ne yapacak? Bir kere main char'ın health ve max health değişkenlerini buraya alması lazım. Health ve max health değişkenlerini alması lazım ve onlardan bir percent yani yüzde hesaplayacak ve bu main'in içerisinde şu can 300 300 yazıyor ya bunu da doldurması gerekiyor tabii ki. O yüzden biz buraya bir getter function yapacağız. Getter main char function yapmamız lazım. İlk önce function oluşturuyoruz. Get main char function'ı. Bu function'ımız get player karakter olacak ve bu cast to main char VP. Bunu da şöyle reroute yapalım. Ve cast yapıldıktan sonra promote to variable, local variable değil. Ve burada arkadaşlar main char ref diyelim. Bu function da tabii bir kez çalışması lazım. Birden fazla çalışmasına gerek yok. O yüzden main char ref'i ilk etapta kontrol ediyoruz. Valid mi diye. Is valid. Valid değilse demek ki bu function ilk defa çalıştırılıyor. O zaman hemen cast yap ve main char'ı geri getir. Eğer main char validse demek ki bu function çalıştırmış ve main char bir referans oluşmuş. Halen bir daha çalışmaya gerek yok. Aynen devam et. Tabi bunu getter function olduğu için bir output olması lazım. Dönüş olması lazım. Output'tan şöyle getirdiğimizde evet. New param diyor. Buyulan. Bunu gerek yok. Siliyorum. Main char ref'e getireyim şöyle. Get. Ve buradan buraya sürüklediğimizde main char ref'i getiren bir function yaptık. Tabii ki bu function pure olacak.
Evet. Zaten hep aynı. Getter'lar, create widget'lar aynı görünüme sahip valid check'i olması gerekiyor. Ha, valid check'siz yaparsak ne olur? Yani sürekli her bu function'a başvurduğumuzda, ki bu belki saniyede birkaç kez olacak. Tabii ki bu performans açısından ciddi sıkıntıya sebep olur. Çünkü sürekli cast yapıyoruz. Bir kere cast yapmak varken 10 kere cast yapıyoruz belki saniyede. Tabii ki performans açısından ciddi sıkıntıya sebep oluyor. Bu kısa mekanikler sayesinde getter function'lar çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi update TP var'a geri dönersek, get main char diyelim. Bunu yine burada bir is valid diyelim. Ne olur ne olmaz. İçimiz rahat etsin. Daha sonra main widget'ın da checklenmesi lazım. VP main def şöyle. Evet. Bunun da checklenmesi lazım. Is valid. Yani bu belki create edilmedi henüz. Bunun da checklenmesi lazım. Tamam, devam ediyoruz. Bu ikisi de valid ise VP main ref'e kopya yapıştır yapalım. HP var. Get HP var. Yani main widget'te HP barımız vardı ya. Şu HP bar ismindeki progress barımız vardı. Buna ulaşıyorum. Bu da set percent. Ve burada in percent denen yerde işte main char'ımızın da referansı var zaten. Get main char. Main char'ımızın da referansı var. Kaldı ki get main char'ı kullanmaya gerek yok. Çünkü zaten valid check'i yaptık. Direkt main char'ı burada aldığımızda, yani direkt alabiliriz. Çünkü burada valid check yaptığımız için zaten bu buraya geldiyse zaten main char'ın demek ki şeyi var. Yani demek ki valid yani. Sıkıntı yok. Bunu aynen böyle kullanabiliriz. Getter'a gerek yok burada. Evet, buradan tabii ki bir health. Get health. Bir de get max health yapacağız. Ve bunları ikisini birbirine böleceğiz. Percent hesaplaması yapmak için. Ve bunu da buraya taktığımızda update health function'ı bitmiş olacak. Tabi update health function'ı bitmesi önemli değil. Bunu bir yerde çağırmamız lazım. Yani update health function bitti ama bunda bir yerde çağrılması lazım. Ki o da change health function olacak. Yani main char'da change health yapıldığında player controller'dan update health'i çağıracağız ki o da widget'ı update edecek. Bunun için tabii ki ne lazım? Burada da aynı player controller'a bir getter lazım. Bir getter function lazım. Getter function yapacağız. Bir dahaki dersimize kalsın o da. Daha sonra getter function'ı yaptıktan sonra player controller'daki update HP barı burada çağıracağız.